Herkese selam sevgili kardeşlerim. Muhteşem bir ses değiştirme yazılımı var. Bununla ilgili bu videoyu yapıyorum sizlere. Videomu beğenerek kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Programın hemen kurulumuna geçiyorum fazla uzatmadan. Program bu arkadaşlar, Clownfish Voice Changer, tamam mı? Masaüstü kurulum paketi burada. Ne işe yarar? Arkadaşlar Discord, veya diğer sesli iletişim programlarında arkadaşlarınıza şaka yapabileceğiniz gibi içeriklerinizde de kullanarak çeşitli eğlenceli konseptler geliştirebilirsiniz. Artık bunu kullanarak neler yapabileceğiniz size kalmış bir şey. Ben kurulumu yapıyorum. Standart bir kurulum yapıyoruz ama bu arada kendi kendine yaptığı bir şey daha var. Endişelenmeniz gerekmeyen bazı şeyleri kendisi yapıyor orada. yaparken arada bir ses kesilmiş olabilir. Finish diyorum şu anda kurulum tamamlandı. Elbette mikrofon sesimizden yani mikrofonumuzdan konuştuğumuz sesleri de değiştireceğiz. Buna tıkladığımızda masa üstüne oluşan kısa yola tıkladığımızda herhangi bir arayüz gelmeyecek karşınıza. Böyle bir beklentiniz varsa unutun. Eğer yeni versiyonu indirirseniz öyle bir uyarı gelmeyecek. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şey şu kısa yolu şuraya alayım. Bakın burada sağ alt tarafta size göre nerede oluyor size göre de sağ altta oluyor galiba benim facecam var orada sistem tepsisini tıkladığım zaman orada bir ikon var siz göremiyorsunuz onun üzerine sağ tuş tıkladığımızda bir menü açılıyor ama buradaki kısa yolda tıkladığım zaman aynı menü açılıyor. Bu menüye ihtiyacımız var bu menüye şundan ihtiyacımız var öncelikle setup'a girip buradan sistem entegre gireceğiz programla mikrofonum entegre olmuş mu onu kontrol ediyoruz install install remove install install. Burada remove şu anlama geliyor. Remove diyor ki arkadaş bu install oldu yani yüklendi. Kaldırabilirsiniz. Yani kaldır seçeneği gelmiş. Ne yüklenmiş? Mikrofonumuzu çalıştıran USB PnP Sound Device. Yani ses kartı yüklenmiş. Tamam o zaman sorun yok. Şimdi sadece yapacağımız şey şu. Tıklıyoruz tekrar. Set Voice Changer'a geliyoruz arkadaşlar. İşte efektler için arayüz geldi. Burada birkaç tane efekti deneyeceğim. Siz bu efektlerde benim sesim değişecek. Beni değişen sesimle duyuyor olacaksınız. Ve buradan baby pitch yaptım. Burada baby pitch yaptıktan sonra bir de helyumu denedim. Bu da işte bizim helyum sesimiz helyum kullandığımızda sesimiz bu şekilde çıkarmış. Bayan sesine dönüştürürüm. Bayan sesine de dönüştük. Arkadaşlar buradaki efektleri yaptıktan sonra bir de custom pitch denilen yerde şu şekilde konuştukça baktı gayet hisleri artırıp düşürebilirsiniz. Bunun dışında robot efektimiz var, robot efektimiz var ve buradan clear efekt clear efekt diyerek efektleri tamamen kapatabiliriz. Sağ tarafta şöyle bir efekt mikser denilen bir yer var. Bunları sizler karıştırırsınız. Bunları karıştırarak zaman almak istemiyorum açıkçası. Yine burada da Aynı şekilde çeşitli sesler ekleyebiliyorsunuz. Müzik, arka plan müzikleri ekleyebiliyorsunuz. Ve buradaki alttaki ortam seslerini de kullanabiliyorsunuz. Tamam. Şimdi efektleri yaptık. Efektleri nasıl yaptığımızı, sesimizi nasıl değiştirdiğimizi size gösterdim. Ancak bunu nerelerde kullanabiliriz? Arkadaşlar sesli iletişim programı olarak kullandığınız bütün platformlarda kullanabilirsiniz. Burada yazmış zaten Steam, Skype, Hangout, Ovo, Viber, Ekia, Jitsi, Ventilo, Tempspeak, Mumble, Discord hepsinde de kullanabilirmişsiniz. Discord demişken Discord'a gelelim. Burada ayarlara geldiğimizde sol tarafta ses ve görüntüye geliyorsunuz. Eğer varsayılan olarak mikrofonunuz seçildiyse mikrofonunuzu seçmiş olmanız yeterli. Zaten programa mikrofon ses kartını entegre ettik. Bu saatten sonra bu program açıkken hangi sesli platformda Aynı mikrofonu kullanıyorsak orada bu ses efektlerini kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit. Mesela az önce ses değişikliklerini duydunuz. Ben nereden kayıt yapıyorum? OBS stüdyoyla kayıt yapıyorum. Dolayısıyla gördüğünüz gibi bu program açıkken efektleri uyguladığımda OBS stüdyo üzerindeki ses kayıtlarında da sesim değişiyor. Size burada anlatabileceğim çok daha başka bir şey kalmadı. Bu şekilde hoşunuza gitmiştir diye umuyorum. Dediğim gibi kullanmak isterseniz programı indirebileceğiniz, ücretsiz bir program indirebileceğiniz sayfa linkinde videonun açıklama bölümünde sizlerle paylaşacağım. Tepe tepe kullanın arkadaşlar. İyi günlerde kullanın. Kendinize çok iyi bakın.